Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampında alan konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet alan konusu toplamda 5 video olacak. İlk videomuzda alan bulma formüllerinin birincisinden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 80, 81, 82'yi işleyeceğiz. Hatta 83'ten de bir soru daha çözeceğiz haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan bulma formüllerinden birincisini anlatacağız. Yani taban çarpı tabana ait yükseklikten bahsedeceğiz. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa bak altını çizerek söylüyorum. 90 derecede özel bir açı varsa %99.9 tabana ait yükseklikten çıkar. Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Şuraya yazıyorum sen de yaz. Çok önemli. Taban çarpı özellikle tabana ait yükseklik bak taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorlar ama tabana ait yükseklik kısmı çok önemli. Tabana ait yükseklik bölü 2'ye eşit. Şu kısım çok önemli. Zaten alan konusu nedir biliyor musun? Geçmişteki işlediğimiz bütün konuların tekrarıdır. Şimdi ben alanda alandan önce hep konuyu anlatırken ne diyordum? Ek çizimlere dikkat et şuna dikkat et buna dikkat et diyordum ama alanda ayrı bir mantık. Alan soruluyorsa ilk önce alan mantığını yakalayacaksın. 90 derecede özel bir açı varsa neye dikkat edeceksin? Tabana ait yüksekten çıkar diyeceksin. Orada da ilk düşüneceğin ilk çizim üçgende alanda diğer ilk çizimleri unut. İlk çizeceğin ilk çizim tabana ait yükseklik. Sonra diğer konuları düşünüp ona göre işlem yapacaksın. Tamam. İlk önce bunu düşüneceksin yalnız. Tabana ait yükseklik. Peki o zaman bir ABC üçgeninde A tabanına ait yükseklik haşağı ise üçgenin alanı A çarpı haşa bölü 2'dir. Ya da b tabanına ait yükseklik verilmişse hb b çarpı hb bölü 2'dir ya da c tabanına ait yükseklik verilmişse o da c çarpı hc bölü 2'dir. Yani üçgende taban ve tabana ait yükseklik birkaç yerde varsa hemen alan demese bile alan konusu aklına da gelebilir. Tamam? Bu konunun ince ayrıntısı tabana ait yükseklik. Bunu unutma. Evet dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin içine düştüğü için bunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Direkt bunu fark edersiniz. Peki geniş açılı üçgende ne olacak? Hocam şurası geniş açılı bir üçgen ise burası geniş açı ise eğer buradan çizilen yükseklik nereye düşüyor? Dışarı düşüyor. Buradan çizilen yükseklik de dışarı düşüyor. Buna dikkat et. Yine formülümüz aynı. Bak bir üçgendeki alan formülümüz yine aynı. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor. Mesela burada A tabanına ait yüksekliğe dikkat et. A tabanı burası iken A tabanına ait yükseklik buradan gelecek ya yükseklik aşağı yapıyor. Dikkat et şu kenar tamamını almıyorsun. Kenar olarak bak şuraya alıyorsun A'yı. Yükseklik olarak aşağıya alıyorsun. Yine aynı. A çarpı aşağı bölü 2. B çarpı H B bölü 2. Ya da C çarpı bak C tabanına ait yükseklikte bak şurası yapıyor. Sadece yükseklik geniş açılı üçgende dışarı düşüyor. C çarpı H C bölü 2. Yine bunların birbirine eşitliği söz konusu. Peki dik üçgende nedir diyoruz? Dik üçgende de mantık aynı. Bak dikkat et. Dik üçgenin bir kenarı A. Diğer kenarı da C ise. Hipotenüsü de B ise eğer. Hocam A tabanına ait yükseklik diğer kenar yapıyor. Yani A çarpı C bölü 2 zaten direkt üçgenin alanı veriyor. Aynı zamanda daha önce öklit bağıntısında da söylemiştik. Böyle bununla ilgili bir formül vardı. Eğer dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotolüse ait yükseklik eksikse alandan gidebilirsiniz. Aynı zamanda bu B tabanına ait yükseklik HB ise B çarpı HB bölü 2'ye de eşittir. Her ikisi de alana eşit olduğundan bölü 2'ler gider. A çarpı C eşittir B çarpı b gelir. Yani buradan dik üçgenin alanını da öğrenmiş olduk. Ya dik kenarlar çarptığının yarısı ya da hipotenüs ait yükseklik varsa hipotenüs ait yükseklik ile ilgili kuralımız ne? Bildiğimiz klasik formül taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 yani b çarpı h b bölü 2 ya da dik kenarlar çarpımının yarısı a çarpı c bölü 2 diyeceğiz. Dostlar evet ama videonun başında dediğim tabana ait yükseklik çok önemli. Eski bilgileri alan konusunda unutuyoruz. İlk başta alanla ilgili muhabbeti düşünüyoruz. Bir şey çizeceksek ilk çizimimiz tabana ait yükseklik olsun. Ne zaman ama? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı olduğunda. Tamam. Unutma bu dediğimi. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. En önemli kısım burası arkadaşım. İlk video en önemli kısım. ÖSYM'nin en çok sorduğu kısımdır. Dikkat et. Şimdi şöyle bir soru verilmiş bana. AD uzunluğunu 10 vermiş. Şurası 10. Sonra BC uzunluğunu 12 vermiş. Burası 12. AC uzunluğunu 8 vermiş. Şurası 8. Ve benden ne isteniyor? BE uzunluğu isteniyor. Şurası. Arkadaş normalde 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalaraktan da, da şu üçgenle buradaki üçgen benzerliğinden sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu olsun. Ya da sen artık şöyle düşünebilirsin. 12 tabanına ait yükseklik var mı? Var. A, üçgenin alanı aklıma gelir o zaman. Taban ve tabana ait yükseklik varsa Üçgenin alan konusu akma geldi. E alan konusu aklıma geldiyse hemen alanı yazarım o zaman. Bu üçgenin alanı 12 tabanına ait yükseklik 10 olduğu için 12 çarpı 10 bölü 2'dir. Aynı zamanda bu üçgenin alanı 8 tabanına ait yükseklik istemliyor bizden. Şuraya bir h diyecek olursak eğer 8 çarpı h bölü 2 de bu üçgenin alanına eşit değil midir? Her ikisi de üçgenin alanına eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Bölü 2'ler sadeleşti. 4'e böl 4'e böl 3 2. 2'ye böl. 2'ye böl. 5. 5 kere 3 15. Haşı da böylelikle 15 olarak buluruz. Örnek biri 15 bulduk. Geldik örnek 2. Şimdi birim karelere çizilmiş üçgenler var ve bu üçgenlerin alanı isteniyor. Hocam bu üçgenin alanı varsa taban ve tabana ait yükseklik eyvallah. Bak bu düz taban belli. Bak şurası belli değil. Belli olur da yani yüksekliğini bulmak sıkıntı olur burada. Bu yüksekliği bulmak sıkıntı olur burada. Ya da bu uzunluk belli değil. En kolay uzunluk burası. Hocam taban belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim kareler üzerinde olduğu için 6 birim. Yükseklik belli mi? Bu tabanın tepesi burası olduğu için hop yükseklikte burası. Aa hocam yükseklikte belli. 1, 2, 3. O zaman bu üçgenin alanı nedir? Hocam 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9 yapar. Peki bu üçgene gelelim. Hocam şu uzunluk belli. 4 birim. Şu uzunluk da belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim burası. Aa hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 32 bölü 2'den 16 yapar. Bizden bu üçgenin alanı mavi üçgenin alanından ne kadar fazladır diye soruluyor. Yani 16 9'dan ne kadar fazla olduğunu nasıl buluruz? Tabii ki birbirinden çıkartarak. Yani cevabımız bu zaman 7 çıkar. Geldik örnek 3'e. A 3 4 hemen dik üçgen var burada. 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. Burası da 5 çıkar. Alan ADC. Taralı alan isteniyor. Hocam bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hocam şuradan bir yükseklik çizeyim. Deme. Bu taban yok ki buraya ait yükseklik çiziyorsun. Değil mi? Ya ya da bu yüksekliği bulmak sıkıntı olur. Ama dikkat et. Aslında bir tabana ait yükseklik var. Hangi tabana ait? Bak. 5 tabanına ait yükseklik var. Sadece geniş açılı olduğundan dışarıya düşmüş. 5 tabanına ait yükseklik 4 olduğu için alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 20 bölü 2'den cevap 10 çıkar. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Evet bizden alan ADC isteniyor. Ben ne demiştim videonun başında? Şekilde 90 dereceye da özel bir açı varsa tabana ait yükseklik çizilir demiştim. Burada tabana ait yükseklik maalesef çizemem gibi gözüküyor. Yani ilk etapta o 90 derecede özel bir açı olsa ilk çizeceğim ilk çizim tabana ait yükseklik olmalıydı. E madem ilk çizeceğim ilk çizim o değil o zaman başka bir şey düşünmeliyim. Eski konuları düşünmeliyim. Aa hocam bu bir ikizkenar üçgen. Hocam bu bir ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenar üçgende ne gelir aklımıza? Tabanda mevcutsa eğer insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz. E o zaman burada tabanına ait yüksekliği çizelim. Madem insanız tabana ait yüksekliği çizelim. Çizince 24'ü iki eş parçaya bölecek. 12, 12 yapacak. E hocam bu o zaman buraya ne kalıyor? E, buraya 8 kalıyor. 12 15 3 kere 3 4 5'in katından dolayı 9 12 15'ten 9 yapar burası. A şimdi taralı alan çıktı. Taban mevcut 20. Tabana ait yükseklik belli 9. O zaman alan ADC belli 20 çarpı 9 bölü 2. Yani sadeleştir sadeleştir 10 yapar. 9 da 10'un çarpımı 90 yapar cevap. Örnek 4 90 oldu. Geldik örnek 5'e. Şimdi alan ABD isteniyor. Yani taralı alan isteniyor. E, dik üçgen olduğu için dik kenarları bulmam lazım. Yani ben şuradaki x'i bulmam lazım. E yani tabana ait yükseklik çizmeme gerek yok burada aslında. Şu x'i bulursam dik kenarlar çarpımının yarısı. Çünkü burası dik üçgen. 90 ise sırtta 90 olduğundan dolayı. Bakıyorum eski bilgilerden oradaki x'i bulabilecek miyim diye. Dedim ya alan konusu bütün konuları içerir. Eski bilgi var mı? Var. Dak dak <laughs> Ördek gibi. <laughs> Bak ne var burada? dikten dik çizilmiş. Evet yani öklit bağıntısı var arkadaşlar burada. O zaman x kare 4 çarpı 9 eşitliği mi? Aynen öyle. x kare 4 çarpı 9 eşit. 36'dan x 6 buluruz. Hocam x 6 çıkar. O zaman dik üçgenin alanında ne olacaktır? Alan kısmı en basit kısmı oluyor. Yani ya tabana ait yüksekliği bulursam ya dik üçgenle diğer, diğer kenarı bulursam direkt taban alan formülünü uyguluyorum. O da 4 çarpı 6 bölü 2 24 bölü 2'den 12'ye eşit olur. Evet örnek 5 12 oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet bu bir dik üçgen. Hemen böyle şekilde 90 derece var. Hocam bir yükseklik çizeyim demeden önce dik üçgen olduğu için ben eğer burayı bulursam olay bitti. Bunda bu birbirine eşit zaten. A hocam x kenar dik üçgen. 8 kök ise direkt bunlar kök kökkiye bölünmüş hali 8. 8 çıkar. O zaman dik üçgenin alanı dik kenarlar belli ya. Direkt nedir arkadaşım? Dik kenarlar çarpımının yarısı. 5 çarpı 8 bölü 2. 40 bölü 2'den cevap 20 çıkar. Örnek 6'yı 20 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de de arkadaşlar ne verilmiş? Alan ABC isteniyor. Valla şekilde 90 derece var. E hocam büyük üçgen dozan tabana ait yükseklik mi çizeyim böyle? Yok. Ya da bu tabana ait yükseklik mi çizeyim? Bu taban yok ki arkadaşlar. Bu tabana ait yükseklik olmaz. Ama dikkat et burada ne var? 5 tabana ait yükseklik böyle var. Altı tabanına ait yükseklik böyle var. Hmm. O zaman ben şöyle bir üçgen oluşturursam bu üçgenin alanını bulabilirim. Çünkü taban ve tabana ait yükseklik olduğunda da böyle üçgen oluşturma yapabiliyoruz. Burada da bak şu üçgenin alanını da bulabilirim. Evet bu üçgenin alanı 5 çarpı 4 bölü 2 20 bölü 2'den 10. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 18 bölü 2'den 9 çıkar. E alan ABC'de ne yapıyor? 10 burası 9 burası toplam alan yapıyor. Yani 10 artı 9'dan cevap 19 çıkar dostlar. Evet örnek 7'yi 19 bulduk. Geldik örnek 8'e. Şimdi 45 45 90 üçgen. Hocam hemen bir dik çizelim deme. Çünkü dik üçgenin alanı isteniyor Dik kenarları bulursak olay bitti. Hocam 45 90 burası da 45 üçgenimi Evet 45 45 90 üçgeninde dik kenarlar birbirine eşittir. Ve dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattır. O zaman hipotenüsten dik kenara geçiş ne olacaktır? Kök bölünmüş hali. Yani 12 12 yapar. Aa hocam şuraya 12 bulduksa 12 13 özel üçgen 5 12 13'ten 5 çıkar burası ve bu üçgenin alanı isteniyor. 5 çarpı 12 bölü 2 yani cevap 30 çıkar. Alan BCD. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 9'a. 15, 90, 75. Ben her zaman söylerim dik çizerek kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15 75 90 çıktıysa gittiğin yol yol değil. Ama hali hazırda 15 75 90 verilmişse büyük ihtimalle 15 75 90'ın şu özelliğini kullandırırlar. Hangi özellik? Hipotenüse ait yükseklik özelliği. Değil mi? Yani o neydi? Hipotenüse ait yüksekliği çizecek olursak haşa 4 taşı kullandırırlar büyük ihtimalle. E 4 taş zaten 20 verilmiş. Haş kaç çıkar? 5 çıkar. Bak Tabana ait yüksekten cevap çıkıyor. Alan isteniliyor benden. O da 20 çarpı 5 bölü 2. Alan kısmı en basit kısmıdır. Taban çarpı yüksek bölü 2 ya da dik kenarlar çarpının yarısı. Dik kenarları bulamadık ama tabana ait yüksekliği bulduk. O da kaç yapıyor? 50 mi yapıyor? Evet. Örnek 9 50 oldu. Geldik örnek 10'a. Şimdi taralı alan isteniyor. Arkadaş ben burada neyi bulabilirim? BC uzunluğu 15 verilmiş. FE uzunluğu 4 verilmiş. AD uzunluğu 10 vermiş. Hocam 15 tabanına ait yükseklik 10 olduğu için büyük üçgenin alanını bulabilirim. Beyaz alanı da bulabilirim. 15 tabanına ait yükseklik 4 olduğundan. A taralı alanı nasıl bulurum? Taralı alanı tabii ki alan ABC'den büyük alandan neyi çıkartarak? Beyaz alanı çıkartarak bütün büyük alandan beyaz alanı çıkartarak şuradaki alanı bulurum. E o zaman taralı alan Büyük alan nedir alan ABC? 15 çarpı 10 bölü 2 değil mi? Evet. Eksi beyaz alan nedir? 15 çarpı 4 bölü 2 eşittir. E o zaman burası kaç yaptı? Hocam 75 yapar. Eksi 15 çarpı 4 bölü 2 60 bölü 2'den 30 yapar. Ve cevap da böylelikle 45 çıkar. İşte olay bu. Geldik örnek 11'e. Evet bak şimdi. Ne yapacağım burada? Hocam buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Pisagor bağıntısı yapayım. Yok. Önce alandaysan alan mantığını düşüneceksin kardeşim. Alan mantığını nasıl düşüneceğiz? Bak. Dedim ki ben size. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa. Ya eğer dik üçgenin alanı sorulmuş olsaydı dik kenarları bulmak olurdu. Ama dik üçgenin alanı sorulmuyor burada. Taralı alan soruluyor. Ve şekilde de 90 derece var. Şekilde 90 derece varsa ya da özel bir açı varsa. Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkar. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkar. E ne yapacağım? Hocam şu üçgende aa bak bu tabana ait yükseklik verilmiş hocam diyebilirsin ama bu taban da yok yüksek de yok. O zaman sildik. Neresi verilmiş bana? Şurası taban olarak verilmiş. O zaman ben bu taralı üçgende bu tabana ait yükseklik çizeceğim. Nasıl çizebilirim? Bu tabanın yüksekliği taralı üçgende tepesi burası olduğu için şu değil midir? Evet. Tamam. Önce bir şey çizeceksen alan mantığıyla ilgili ek çizimini çizeceksin ki çizdik mi? Çizdik. E sonra bunu bulacağım. Sonra bunu da nereden bulacağım? Eski konulardan kullanacağım. Eski konuları kullanarak bulacağım burayı da. Peki ben burayı nasıl bulabilirim? Hocam burada ne var? Ya ben buradaki bu soruyu çözmek istiyorsam eğer verilen bilgileri kullanmak zorundayım. Dik üçgeni şu an kullanamıyorum. E bir de açı ortaylık var. Açı ortayla kullanayım. Hocam bu bir açı ortay. Ooo açı ortayda bak kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil mi? Evet. Yani alan ADC o zaman ne oldu? Alan kısmı en basit kısmıdır. Yükseklik çizersen eğer. Bak tabanı 10. Yükseklik 4. Yani 10 çarpı 4 bölü 2. 40 bölü 2'den cevap 20 çıkar arkadaşım. Örnek 11'i 20 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. Tabana ait yükseklikten çıkar demiştik arkadaşım. Şimdi hocam burada 5 kökki tabanına ait yüksekliği çizsem şu ikiz kenarlığı maalesef kullanamıyorum. O yüzden ne yapayım? İkiz kenar mantığını düşüneyim. 45 derecede var ya özel açı mantığını da kullanabilirim. Hocam şuradaki tabana ait yüksekliği çizersem eğer bak 45 45 90 üçgeni çıktı. Yani 5 kök ise kökge bölünmüş hali 5 5 yapar. Peki ben şimdi ikiz kenarlığı kullanayım. Bu ikiz kenarda tabana ait yükseklik çizdim ben. Tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Yani burası 7 ise burası da 7 yapar. E tamam. Tabanımız kaç yaptı o zaman? Oo, 7, 5 daha 12 yaptı. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. O zaman taral alanda da belli. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıktı. En önemli formülümüz. Yani taban 12, yükseklik 5. 12 çarpı 5 bölü 2. Şunlar sadeleşirse 6 yapar. 6 kere 5 de 30 yapar. Evet örnek 12'yi 30 bulduk. Geldik örnek 13'e. Aa hocam eşitlik var 90'ın karşısında. Hemen muhteşem şu çizeyim. Ya da eşitlik var, muhtesem işime yaramadı. Bir orta taban çizeyim falan filan hikayesini bırak. Alan konusundaysan ilk önce alan mantığını düşüneceksin. Soruya baktın, baktığın zaman şu üçgenin alanı soruluyor. E, bu bir üçgenin alanı. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa tabana ait yükseklikten çıkacak. E, bu üçgen alanı sorulduğu için bu taban verilmiş. O zaman benim bu tabana ait yüksekliği bulmam lazım. E bu tabana ait yükseklik bunun tepesi E olduğu için. Bu tabana ait yükseklik bu değil midir? Evet yüksekliği çizdik. Ben bu yüksekliği bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bulursam alan kısmı en basit kısmı. E ne yapacağız? Verilen bilgilere odaklanayım şimdi. Hocam bunlar eşit verilmiş. Hocam 12 verilmiş. A 90 verilmiş. A 90 90. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Bak hem paralellik var hem eşitlik var. Hocam benzerlik var deyip benzerlikten yapabilirsin. Ya da eşitlik var ve bunlar paralel. Direkt orta taban yok mu? Var. Yani yüksekliği 6 bulduk. Yüksekliği 6 bulduk. Daha sonra geri kalan kısmı en basit kısım. Taban 8 yükseklik 6. 8 çarpı 6 bölü 2. 48 bölü 2'den cevap 24 çıkar. Evet örnek 13'ü kaç bulduk arkadaşlar? 24 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Değil dikkate. Eşkenar üçgen. Arkadaşlar eşkenar üçgende de söylemişimdir büyük ihtimalle. Eşkenar üçgende bir kenar A ise Alana kare kök 3 bölü 4'tür. Evet bunu kullanıyoruz. Ben genelde ezberi sevmiyorum ama bunu bu şekilde yapa yapa aklımda kaldı. Sen eğer ezberleyemezsen hiç problem yok. Yine taban çarpı tabana ait yüksekten sonuca ulaşırsın. Ama bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Çünkü çok yerde karşımıza çıkıyor. Yani bir kenar a ise a kare kök 3 bölü 4 ya da bir kenar x ise x'in karesi kök 3 bölü 4 şeklinde eşkenar üçgenin alanının bulunduğunu bil. Tabana ait yükseklik çizerek de sonuca ulaşabiliriz gerçi. Bu bir eşkenar üçgense 60 60 bir yükseklik çizince burası 30 30 yaptı. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2 yapar. Burası da A bölü 2 yapar. 30'un karşısı A bölü 2 ise 60'ı karşısı da A bölü 2'nin kök üç katı yapar. Şimdi taban A yükseklik de bu. Taban çarpı yükseklik yani A bölü 2'nin kök üç katı bölü 2 bölü 2 alana eşittir. E bunu da düzenleyecek olursak A kare kök 3 bölü 4 mi geliyor? Evet. Sayılar olduğu zaman da sen yine bu şekilde sonuca ulaşırsın. Yani tabana ait yüksekliği çizerek de eşkenar üçgenin alanına ulaşabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. İster a 3 bölü 4'ü bil. istersen tabana ait yüksekliği çizerek yine sonuca ulaşabilirsin. Tamamıyla sana bırakıyorum. Geldik buraya. Şimdi bir eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenar üçgen dediği için 60-60-60'ları yerleştiriyoruz. Hocam burası 30 yaptı. 60-90-30. Yalnız eşkenar üçgen anlattığımızda ne demiştik? Eşkenarın tanımını kullanmadığımız için sonuca ulaşamıyoruz. Bir açıları yazacağız. Tanım gereği. iki bütün kenarlarda birbirine eşit değil mi? Evet bunu da yazacağız. Göstereceğiz yani. E 30-60-90 çıktı. 30-60-90'ı kullanayım. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A'dır. Hatta burası A köküştür. A hocam ne çıktı? Burada bu kenarlar birbirine eşit değil mi? Şu kenarlar şöyle. Evet. Yani burası a artı 4 burası da 2 artı 2. 2 a artı 2 eşittir a artı 4 bütün kenarlar eşit olduğundan. a'yı buradan 2 buluruz. a 2 ise o zaman bir kenar kaç çıkar arkadaşım? 6 çıkar. İstersen eşkenar üçgenin bir kenarı 6 iken yükseklik çizip sonuca ulaşabilirsin. Ama ayrı bir yerde çizmen lazım. Çünkü şekil karışır burada. İstersen de alanı direkt eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ya. A kare kökü 3 bölü 4'ten de bulabilirsin. Buradan da cevaba 9 kökü 3 diye ulaşırsın. Evet örnek 14'ü böylelikle 9 kök 3 bulduk. Ve geldik Egea'nın E'sine. ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyayarak E harfi bir kağıda resmedilmiştir. ABC üçgenin alanı 162 birim kare olduğuna göre. Bak hem ABC eşkenar demiş hem şu küçükler eşkenar üçgen demiş. Arkadaş şöyle 60'ları bir yerleştireyim. Şurası 60 dereceyse bak 60. Hocam burası da 60 burası da 60. E burası da 60 değil mi? Evet. 60 60 ise bak burası da 60 yapar. 60 60 ise burası da 60 yapar. Aa burada da bir eşkenar çıktı. Çok güzel. E hatta burası da 60 burası da 60 burası da 60 burası da 60 diyerekten şöyle eşkenar üçgenlerdeki şeyleri yazabilirsin. Şu bir tane eşkenar üçgenin bir kenarına çizgi dersen bak şimdi çizgi çizgi çizgi. Hocam burası da çizgi 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 yaptı. Ortak kenarlar olduğu için bütün eşkenar üçgenler çizgi 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 mi oluyor? Evet bak burada da aynı şekilde çizersen çizgi çizgi çizgi. Yani bütün eşkenar üçgenler eş. Aynı eşkenar üçgen oluyor. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşım? Şimdi ABC üçgeninin alanının 162 birim kare olduğunu söylemiş. O zaman ben bir kenara A dersem A A A A A A, A. E burası da A, A A A A A 1 2 3 4 A burası. Burası da 4 A değil mi? Evet. A bir kenarı ben bulmuş oldum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir kenar 9 A ise eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4. Yani A dediğim 9 A bu sefer. 9 A'nın karesi kök 3 bölü 4 eşittir. 162 değil midir? Evet. E buradan 81 A kare kök 3 bölü 4. 162 yapar. 81 ile 162 sadeleşirse 2 yapar. O zaman buradan A kare kök kaç buluruz? 4 kere 2 8 buluruz. Hatta A kareyi 8 bölü kök 3 buluruz. Neyse gıcık bir sayı geliyor. A kare kök 3'ün 8 olduğunu yazalım. Boyalı alan isteniyor benden. Arkadaş boyalı alanı sayalım. Kaç tane boyalı alandan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yani bir kenarı A ya Boyalı alan 28 tane a kare kök 3 bölü 4'e eşitliği mi? Evet. E zaten biz a kare kök 3'ü ne bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Yerine yazalım. 28 tane a kare kök 3 yerine 8 yazıyorum. Bir de bölü 4'ü var. E hocam şunlar sadeleşirse 2 yapar. 28 ile de 2'nin çarpımı 56 yapar. Böylelikle sorunun doğru cevabını 56 bulduk arkadaşım. Ve sanırım ilk kısmı. Evet neydi ilk kısım? alan bulma formüllerinden birincisini bitirdik. Alan bulma formüllerinden birincisi tabana ait yükseklik en önemli kısımdı. Tabana ait yükseklik kısmını hallettik. Sırada ne var? Sinüs alan formülü var. Onu da alan bulma formüllerinin ikincisinde yani ikinci videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda alan üçgende alanın ikinci videosunda yani sinüs alan formülünün anlatımında konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.